Halk TV YouTube izleyicileri, herkese merhaba. Bugün Adnan Oktar'la alakalı bir gelişme yaşandı. O gelişmeyi aktaracağım sizlere. Ama önce biraz geçmişe dönelim. Hatırlarsanız Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu toplamda 215 sanık hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022'de kararını açıklamıştı. Oktar hakkında 8658 yıl hapis cezası istenmişti. Kurduğu Adnan Oktar suç örgütüyle neredeyse 40 yıldır bu ülkede kendinden söz ettiriyor, gündemden düşmedi. Şu anda içeride cezasını çekiyor. Hala daha gündemden düşmüyor, gündemi yakından takip ediyor. Bir şekilde yine onu konuşuyoruz. İşte kendisiyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Van'da tutuklu bulunan Adnan Oktar adına avukatı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne bir başvuru yaptı. Şimdi o dikkat çeken başvurunun konusuysa Adnan Oktar'ın troll hesapları. Eminim ki hepiniz mutlaka karşılaşmışsınız. Twitter'da hashtag dediğimiz bir kavram var. Gündemde en çok ne konuşuluyorsa orada baş köşede olur. İşte o en çok konuşulan konu başlıklarına tıkladığımızda biz konuyla alakalı haberler görürüz. Onu görmek için tıklarız değil mi? Ama diyelim ki bir hashtag'e tıkladık gündemde ne varsa ve illaki karşımıza Adnan Oktar hakkında yazılıp çizilen bir takım gönderiler çıkar. Adnan Oktar'ı öven, destekleyen hesaplar çıkar ve bu Adnan Oktar cezasını çektiği süre boyunca da hep devam etti. Şu anda hala daha devam etmekte. İşte o başvuru da bu hesaplara yönelik yapılmış. Adnan Oktar bu troll hesaplardan 5'ine erişim engellemesi kararı verilmesini talep etmiş. Başvurunun gerekçesi ise Oktar'ın paylaşılan fotoğraf ve videolarının kişiye zarar verdiği savunuldu. Şimdi bu dilekçe ve başvuru Oktar'ın avukatı Gökçe Bayar tarafından hazırlandı. Onun imzasını taşıyor. Gökçe Bayar dilekçenin devamında şöyle söylüyor. Bu hesaplarda devamlı olarak müvekkilimin fotoğrafları, videoları paylaşılmakta. Hiçbir zaman dile getirmemiştir. Dediği sözleri kendi fikriymiş gibi paylaşılmaktadır diyor Gökçe Bayar. Ayrıca şunu da vurgulamış dilekçede. Bu paylaşımların Oktar'ın yargılama hakkını doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir ölçüde etkilediğinin de altını çizmiş. Bu yapılan paylaşımların dozajı aslında oldukça fazla. Sürekli gün içinde karşımıza çıkıyor. Herhangi bir sosyal medya kullanıcısı günlük olarak sosyal medyayı takip ettiğinde dediğim gibi mutlaka bu hesaplarla karşılaşmıştır. Ama Adnan Oktar yine durmadı. Yine yaptı yapacağını ve yine gündem olmayı başardı bir şekilde. O hesaplar hakkında yargılama sürecini olumsuz etkilediği yönünde bu başvuruyu yapmışlar avukatıyla beraber. Bakalım ne olacak? Bu gelişmeyi yakından takip edeceğiz ve sizlere aktarıyor olacağız. Görüşmek üzere.